Evet sayın seyirciler, yine Eyüp sokaklarındayız. Yaklaşık 20 dakikadır Makaradayız izleyicilerine sesleniyorum. Yaklaşık 20 dakikadır Eyüp Sultan'da ibadet ettik. Boş taksiler geçiyor, 20 dakikadır yoldayız. Evet. Arabamızı almadık hava olur diye. Evet. Adamlar yer seçiyorlar. Havalimanı dedik, durdular. Yok şaka, Taksim dedik. Durmadılar. Evet. Sonra da çok üzülerek söylüyorum, herkesin emeğine ekmeğine saygım var ama korsan taksici arkadaşlar laf söylüyorlar ya. Evet. Şimdi gel de binme mesela, atıyorum. Evet, evet. Tenzih ediyorum namusuyla dürüstçe bu işi yapana. Ama unutmasınlar ki olay başka bir şekilde... Taksi! Ha, bak evet sayın seyirciler. Şimdi deneme yapacağız, PDV 81. Ha, evet, PDV 81. Nereye gittiğinizin bir önemi var mı? Efendim? Şu an biz bunu yayınlayacağız. Bak istiyorsan Yok. Bunu yayınlayacağız abi, Taksim'e gidiyoruz. Gel abi. Tamam. Gelsin geç. Devam edecek kayda. Tamam. Abi nasıl oluyor? Ben oraya almam. İyi akşamlar. Arabada sigara. Arabada sigara etmek yasak bir. Attım iki. Estağfurullah. Hiç sorun değil. Bir şey söyleyeceğim. Korsan taksiye hayır dediler. Bizi hiçbir zaman tercih etmedik. Senin gibi adamların emeğine saygı duyduğumuz için. Bir şey yakamazsın abi. Evet. Abi şunu merak ediyorum yani ben. Evet sayın seyirciler, şu anda taksiye bindik. Nereden bu arkadaşlar yer seçiyor, sonra korsan taksiye diyorlar. Böyle bir keyfi durumunuz var mı yani? Yok. Sizin için söylemem genel. Genel olarak kimsenin öyle bir şansı olmaması gerekiyor. Bunun yaptırımı nedir abi? Biz mesela polise şikayet ettik demin arkadaşlar. O hakka sahipsiniz. Peki ne yaparlar? Nasıl bir işlem uygulanıyor? Nasıl bir işlem? Onu şoförler derneği, taksi şoförler derneğinde zaten ilgileniyor. Yani ne gibi bir yaptırım oluyor? Onu... Uyarı yapacak, 1-2 yaptım, 3. şikayet geldiği zaman mutlaka bir çare bulacaklar. Ama ne kadar kötü abi, sonra bak senin gibi adamların saygınlığını şey yapıyorlar. İsim soyu isim şey verebilir misin abi, senin iyiliğin için yani, o almayanları da çektik biz. Siz aldınız, sizin için evet Makarada seyircileri gördüğünüz üzere genel olarak almadılar ama Kadir Bey diye bir arkadaşımız bize aldı. Edip Bey, pardon Edip Bey şimdi. Teşekkür ederiz abi. Edip, bu genel sorun, hakikaten genel büyük bir sorun. Mutlaka aslında müşterilerden bir takım şikayetlerimiz vardır ama bu büyük sorun abi. Biz taksiciyiz yani, toplu taşıma olduğumuz için halka saçmalamamız gerekir aslında normalde. Böyle bir kimsenin şansı da yoktur. Senin de şikayetin var mı? Müşterilerden şikayetin var mı senin? Bazı müşterilerden var yani, olmaz diye bir şey yok. Adam sarhoş mudur, rahatsız ediyor. Ya o normaldir, onu normal karşılıyoruz. Bazıları sanki seni satın almış gibi. Evet. Yani 5-3 kuruşa gittiği yerlere. Çekim yapmaya kalkıyorlar. Evet. İnsanlar bile farklı bir amele yapmaya çalışıyor. Bizim şikayetimiz halkında daha fazla önemli değil. Müşterinin şikayetleri daha önemlidir bence. Helal olsun abi. Çünkü o müşteridir. Müşteri de her zaman haklıdır yani. Artık saygısıyla yalnız. Bir insanın önce ekmeğine saygısı var. Evet. Bir insanın ekmeğine saygısı yani. Ekmeğine saygısı var. Allah Allah. Gördünüz değil mi? Şimdi gördünüz değil mi? Abi İstanbul trafiğindeyiz. Ve gerçekten çözülmesi gereken çok fazla sorun var. Bu sorunların çözülmesi için de öncelikle gereken karşılıklı saygı, insanların birbirine gösterdiği saygı gerçekten ana çözüme. Ne yol, ne ana arter, ne kavşak. Önemli bunlar ama mühim olan insanların bizim çalışanlara, çalışanların bize göstereceği saygı. Emeğine. Dünyada yani en büyük sıkıntımız Türkiye Cumhuriyeti olarak saygı. Çünkü ne bizim birbirimize saygımız vardı ne de sevgi. Doğru. Saygı olsa zaten hiçbir şekilde hiçbir şey sıkıntı olmaz. Memleket Sirt'teyiz. Eyvallah. Kardeşim çok teşekkür ederiz sana. İyi günler. Çıkabiliriz.